Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla ile daha sizlerle birlikteyim. Pandemi süreci ile beraber müstakil evlere talep oldukça artmıştı. Ardından yaşanan depremler ile beraber de talep patlaması yaşandı diyebiliriz. Bu videomuzda da müstakil evlere ve müstakil projelere dair sizlerin fikirlerini almak istiyorum. Pandemi öncesindeki arsa fiyatları ile bugünkü arsa fiyatlarını karşılaştıracak olursak arada uçurumlar var diyebiliriz. Bunun altında yatan birçok etmen var tabii ki de. Ve bu etmenlerin başında enflasyon geliyor. Fakat enflasyonun yanı sıra dediğim gibi pandemide ve yine depremlerin sonrasında insanların bu tarz yerlere oldukça fazla talep göstermesiyle beraber fiyatlarda yükselmeler karşımıza çıktı. Ve bu tarz projelerinde bugünlerde arttığını görebiliyoruz yine sizlerin de karşısına çıkmıştır. İşte birçok ilde böyle site tarzı projelerin, müstakil site tarzı projelerin tamamlanıp halkın hizmetine sunulduğu ve işte satıldığı karşımıza çıkıyor. Hem şehirden hem de yeşilden vazgeçemeyen vatandaşlar için bu tarz projeler büyük öneme sahip. Zannediyorum ki ileriki zamanlarda da artarak devam edecektir ve vatandaşlar da yoğun bir şekilde ilgilerini göstermeye devam edecektir. İşlerine kolay bir şekilde gidip gelebilecekleri konumda hem de yeşille, böyle işte doğayla baş başa yerler onlar için büyük öneme sahip. Buraların fiyatları da diğer işte şehirlerdeki yani o merkezlerdeki fiyatlara göre biraz daha uygun. Artık şehir merkezlerinde arsa veya ev almak neredeyse imkansız. Normal gelir sınıfındaki vatandaşlar bile bu konuda muzdarip iken alt gelir sınıfındaki vatandaşları düşünemiyoruz bile. Şehir merkezlerine nazaran köy yerleri biraz daha uygun ve vatandaşlar da buralara zaten oldukça fazla rağbet gösteriyor. Ve baktığımız zaman dediğim gibi işte pandemi sürecinde olsun yine depremler sürecinde olsun böyle şehirden uzak yerler daha fazla talep gördü ve vatandaşlar da en azından işte dışarıda böyle gezip zaman geçirebileceğimiz yerler olsun diye bu tarz yerlere, bu tarz projelere oldukça fazla talep gösteriyorlar. Hani sizler de nasıl düşünürsünüz? Belki içimizde yine bu tarz sitelerde oturan vatandaşlar vardır. Onlar bu konuya daha fazla vakıflardır. Onların da yorumlarını bekliyorum. Yorumlar kısmında hani bu sitelerin işleyişi olsun. Bu tarz veya işte sitelerin yapım aşaması olsun. Bu konularda da yorumlarını yazarsalar çok güzel olur. Bizler için de aydınlatıcı, bilgilendirici olmuş olur diyelim. Tabi böyle doğayla baş başa olmak herkes için. Yani herkes için demeyeyim de açıkçası bizim için çok büyük öneme sahip. Yeşilin ve Denizin bizler için olması olmaz olduğunu buradan tekrardan ifade etmiş olalım bildiğiniz üzere Karadeniz insanı için yeşil ve mavi her zaman ayrılmaz bir ikilidir. Biz de elimizden geldiğince yeşille mavili iç içe olmaya devam ediyoruz. Hani sizin de elinizde imkan olsa diyelim. İmkanı olanlar vardır tabii ki de. Onların fikirlerini de almak istiyorum şehir merkezinde mi oturmak isterdiniz yoksa böyle şehir merkezinden ziyade kenarda böyle bahçeli işte küçük çaplı da olsa bir ekip biçim yapabilecek tarzda yerim olsun orada bir şeyler yapayım zaman geçireyim mi derdiniz yine yorumlar kısmında da bunları yazarsanız çok memnun olurum gerçekten doğanın da eşsiz manzarasını drone görüntüleriyle beraber izleyebiliyoruz. Drone'umuza nazar değmişti ve garantiden de geldi. İleriki zamanlarda da tabi drone görüntülerinde daha farklı sizlere izletireceğiz. Birçok projemizi de drone görüntüleriyle size daha net bir şekilde gösterebileceğiz diyelim. Hemen o göletin yanındaki bu gölete de yeni projeler yapılacakmış. İleriki zamanlarda da belki zamanımız olursa veya buralara gelme fırsatımız olursa çekimlerimizi yaparız ve eskiyle yeniyi kıyaslarız diyelim. Hani buralar yine de el değmemiş yerler olarak karşımıza çıkıyor. İnsanın elinin değdiği yer gerçekten bozuluyor. Bakacak olursak Karadeniz'de birçok yaylamız daha önceki senelerde oldukça güzeldi fakat işte çarpık yapılaşma nedeniyle bugünlerde insanlar gitmek bile istemiyorlar ve tamamen hani maddi bir kapı olarak görülüyor. O güzelim manzarayı maalesef ki paraya değişmiş insanları görebiliyoruz. Bu da tabii bizleri üzüyor. Çünkü hani para yine bir türlü kazanılır fakat o doğa gittiği zaman Maalesef ki geri getiremiyoruz bu nedenle de doğamıza olabildiğince sahip çıkmamız gerekiyor diyelim. İleriki zamanlarda da dediğim gibi yine Yusuf elinde olsun veya başka yerlerde olsun yapılacak projelerde aktarmaya devam edeceğiz bu videomda da. Bu sitelerin sizler için nedenli karşılığı olduğunu merak ettiğim için paylaşmak istedim. Çünkü yeni yeni projeler karşıma çıktıkça benim de kafamda soru işaretleri oluşuyordu. Hani böyle site değil de daha çok böyle arsa almayı mı tercih edersiniz? Yani siteden ziyade böyle tek başınıza bir yerde mi yaşamak isterdiniz yoksa burası da olur. Hani sitede yine müstakil sayılıyor benim için. iş görür mü derdiniz? Bu durumu da merak ettiğim için sizlerin o değerli yorumlarına başvurmak istedim. Sizlere müzik eşliğinde bu güzel manzara ile baş başa bırakarak veda etmek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.